Mutlu günler kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz. Yeni bir programımıza, Şifa Kapısı programımıza yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımıza beslenmeden bahsedeceğiz. Yaz kapıdayken nasıl fit gireceğiz? Ve tabii beslenme uzmanımız, diyetisyen Sayın Büşra Çengel bizlerle birlikte olacaklar. Büşra Çengel branşında çok başarılı bir diyetisyen. Bir ilk sorumuzu soralım kendisine. Yaz kapıdayken herkesi bir zayıflama telaşı sarıyor. Peki sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme için bir diyet nasıl olmalıdır? Hocamızdan dinliyoruz. Ben diyetisyen Büşra Çengel. Evet, yaz kapıda herkes bir zayıflama telaşı aldı aslında. Çünkü birkaç ay sonra artık başlayacağız daha ince giyinmeye. Öncelikle diyet nasıl olmalı? Diyet denildiğinde kişi aslında bir strese giriyor ve diyet kelimesinden, diyet sözcüğünden korkuyor. Aksine diyet hiç korkulacak bir şey değil. Hiç bizim zannettiğimiz, tamamen kendimizi aç bırakmamız gereken bir durum kesinlikle söz konusu değil. Diyet kişiye özel olmalı öncelikle. Eğer ki komşunuz bir diyetle zayıfladıysa lütfen siz de o diyeti denemeyin. Çünkü diyet kişiye has, kişinin biz kan tahlillerine bakarak, kişinin boyuna, kilosuna, fiziksel aktivitesine, mesleğine, cinsiyetine bakarak tamamen bireye özel olarak oluşturduğumuz programlar dahilinde aslında sağlıklı zayıflama gerçekleştiriliyor. Nasıl ki bireyin, her kişinin parmak izi farklıysa diyet de aynen o şekilde olmalı. Kişiye özgü olmalı, kişiye, bireye özel olmalı. Bu yüzden doğru diyet aslında İlk başta kan tahlillerine, eğer ki bir vitamin mineral eksikliği söz konusuysa veya çeşitli hastalıklar kişi sahipse ona göre diyet yazılıyor. Lütfen farklı diyetleri ya da işte araştırdığınız, kendi başınıza yapmak istediğiniz diyetlere uymayın. Çünkü sonucunda çeşitli hastalıklar kendisini baş gösterebiliyor. Sağlıklı diyet dediğimiz şey her öğünde aslında protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin olmasıdır. Birazdan da çeşitli sorularla zaten bunu daha da detayına iniyor olacağız. Peki Büşra Hocam, motivasyonumuzu nasıl koruyabiliriz? Şimdi öncelikle motivasyonumuz için diyetisyeninizle sık sık iletişimde olmanız gerekiyor. Biz kendi danışanlarımda da ben özellikle sık sık iletişime dikkat ediyorum. Sık sık haberleşiyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Uyamadığı noktalar var mı? Veya tam olarak ne istiyor? Beklentisi neydi? Canı tatlı mı istiyor? Veya canı farklı bir yiyecek mi çekti? Bu yüzden burada aslında diyetisyeninizle iletişimde olmak, sık iletişimde olmak çok önemli. Diğer bir motivasyon kaynağı herhalde hepimizin de hayal ettiği elbiselere, kıyafetlere girebilmek. O yüzden çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz elbiseyi veya kıyafeti alıp belki bir iki beden küçük bir elbise alıp onu asın. Evet, ben birkaç ay içerisinde bu elbisenin içerisine gireceğim diye kendinize söz verin ve her gün gelip geçerken o elbiseyi bakarak kendinizi hayal edin. Diğer bir motivasyon kaynağı ise kendinizin zayıf olduğu dönemlerden aslında bir resim bulup buzdolabınızın üzerine asabilirsiniz. Böylelikle her zaman bu eliniz buzdolabının kapağına gittiğinde o resmi orada göreceksiniz ve aslında neden başladığınızı, neden zayıflamak istediğinizi tekrar hatırlıyor olacaksınız. Aslında bunlar günlük hayatta uygulanabilen şeyler, çok zor şeyler değil. Yeter ki bu işte gerçekten isteyelim, çünkü obezite zaten günümüzde çok ciddi bir sağlık sorunu ve gün geçtikçe daha da artıyor. Bu yüzden bu minik önlemlerle aslında motivasyonumuzu çok güzel koruyabiliriz. Büşra Hocam, hızlı kilo vermek için aç kalmak doğru mudur? Şimdi öncelikle aç kalmak son derece yanlıştır. Çünkü kişi aslında kendisini cezalandırıyor bu şekilde. Hani diyeti aslında açlık zannederek bir sonraki öğün tüm gün aç kaldıktan sonra daha fazla yememize sebep oluyor. Bu yüzden aç kalmak son derece sağlıksızdır. Hatta çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu yüzden diyetisyeninizle birlikte kendinize oluşturduğunuz diyet listeleriyle aslında diyete girmek son derece kolay. Lütfen aç kalarak zayıflamayalım. Büşra Hocam, günümüzde çok popüler diyetler var. Tabii bu popüler diyetler oldukça da yaygın. Peki bu diyetleri uygulayabilir miyiz? En doğru diyet hangisidir? Genelde hep işte aç kalıyoruz, gün içerisinde aç kalıyoruz. Pazartesi günleri diyetlerimiz oluyor. İşte su diyeti, protein diyeti. Peki en uygun diyeti izleyenlerimize paylaşabilir miyiz?
Evet Esra Hanım, popüler diyetler maalesef ki çok yaygın günümüzde. Çünkü artık kişiler diyet kelimesini aratarak birçok diyet bulabiliyor aslında. Bunlar sonucunda çeşitli diyetler ortaya çıkıyor. İşte dediğiniz gibi protein diyetleri, değişik değişik tek tip beslenilmeye giden aslında sonucunda diyetler. Bunun sonucu hepsi aslında bir sağlık için risk taşıyor. Son derece zararlı diyet bunlar. Çünkü sonucunda ya bir vitamin mineral eksikliği oluyor ya biz gerekli olan aslında yağ kaybını sağlayamıyoruz. Tam aksine kas kaybediyoruz. Ve sonucunda ya şeker hastalığımız oluşabiliyor ya tansiyon hastalığımız oluşabiliyor. Sonucunda maalesef ki çeşitli hastalıklar kendisini baş gösterebilir. Bu nedenden dolayı çeşitli popüler diyetleri uygulamak yerine veya sağdan soldan duyduğumuz popüler diyetleri uygulamak yerine kendimiz diyetisyenimizle birlikte oluşturduğumuz kendi beslenmemize özgü. Çünkü herkesin yöresi farklı, herkesin damak zevki farklı. Bu yüzden sen bunu ye, illaki bunu yemek zorundasın. Bu besini illaki zayıflayacaksın diye bir şey yok. Zaten tek başına mucizevi bir besin de yok. Kişiler genellikle bir şey yiyeyim ve hemen zayıflayayım, hızlı zayıflayayım düşüncesindeler. Fakat biz bu kiloları nasıl çok hızlı almadıysak, yıllar içerisinde aldıysak, vermemiz de o şekilde yavaş yavaş yağ kütlesinden kaybederek olmalı. Bu şekilde son derece sağlıklı zayıflama gerçekleştirebilinir. Büşra Hocam, ara öğünler. Ara öğünlerde atıştırmalarımız var. İşte midem kazındı diyoruz, şekerimiz düştü diyoruz. Peki ara öğün yapmak şart mı? Evet Esra Hanım, ara öğün kişiye göre değişiyor. Şimdi kişi şeker hastasıysa veya çeşitli hastalıkları varsa aslında ara öğün öneriyoruz. Çünkü kişi birkaç saat sonra aç kaldıktan itibaren ellerde ayaklarda titreme, halsizlik, terleme, bulantı, baş dönmesi baş gösteriyorsa evet ara öğün öneriyoruz bu arada. Hem ara öğün yaptığımızda aslında ana öğünde daha az yemek yiyoruz. Bir kendiniz de bunu deneyebilirsiniz. Kahvaltıyla öğle arasında bir ara öğün koyduğumuzda ara öğün olarak ne olabilir? Meyvenin yanında kuru yemiş yiyebiliriz. Galetanın yanında ayran veya peynir tüketebiliriz. Aslında minik atıştırmalıklar çekmecemizde her zaman bulunsun. Acıktığımızda sağlıksız abur cuburlar yerine bu minik ara öğünleri yediğimizde bir sonraki öğünde aslında daha fazla, daha az yemek yediğimizi görüyor olacağız. Bu yüzden bu kişiye göre değişmekle birlikte aslında ben ara öğün evet danışanlarımda da öneriyorum. Fakat Büşra Hanım ben sadece 3 ana öğünle besleniyorum. Hiç ara öğün alışkanlığım yok diyorsa kişi çok ısrarcı olmuyorum. Fakat arada hani bitki çayının yanında birkaç kuru yemiş veya kahvenin yanında birkaç kuru meyve yenildiğinde daha tok kalındığını zaten kişilerimiz de kendisi deneyimleyerek bunları görebilir. Büşra Hocam, vitamin ve mineral eksikliğinde kilo vermek zorlaşır mı? Evet, kişinin eğer özellikle kış aylarında yaz aylarına göre güneşten daha az yararlandığımız için D vitamini eksikliği baş gösterebiliyor. Ve vitamin ve mineral konusunda eğer ki vücutta bir eksiklik varsa kilo vermek zorlaşabiliyor. Bu yüzden biz kendi danışanlarımızdan önce bir kan tahlili istiyoruz. Ve bu kan tahlili doğrultusunda hangi vitamin, hangi mineral eksikse onu yerine koyarak aslında beslenmesine de eğer ki gerçekten ciddi bir düşüklük varsa bunu takviye olarak da önerebiliyoruz. Bu anlamda kişi mutlaka bize gelmeden önce tüm kan tahlillerini yaptırmalı veya bize sorarak da işte hangi kan tahlillerini yaptırmamız gerekiyor bu bağlamda diye seve seve destek oluruz. Ve kişiler yıllık check-up'larını mutlaka yaptırsınlar. Çünkü erken teşhis bir hastalığın habercisinde özellikle çok önemli. Kilo verme sürecinde de bu böyle. Kişiler genelde ben kilo veremiyorum, vitamin eksikliğim mi var veya mineral eksikliğim mi var diye sorduğunda tüm genel check-up'larına bakıyoruz. Bazen tiroid de çıkabiliyor çünkü bunun altında. Kişinin tiroidleri çalışmıyorsa veya çok az çalışıyorsa, su içsem yarıyor diyorsanız mutlaka tiroidlerinize de baktırın. Önlem ilk aşamada çok önemli, erken teşhis çok önemli. Bu yüzden yıllık check-up'larınızı da aksatmamakla birlikte vitamin ve mineral eksikliklerimizi mutlaka eğer ki eksikse yerine koymak gerekiyor. Tabii Büşra Hocam, çağın hastalığı ne kadar obezite ise yine çok yaygın olan kanser hastalığı. Ve kanser hastalığının bir tedavi yöntemi de kemoterapi. Peki kemoterapi tedavisi esnasında hangi besinlerden uzak durmalıyız?
Evet, kemoterapi alan hastalarımızla ben bizzat birlikte birebir görüşüp kişinin tedavisi doğrultusunda veya aldığı ilaçlar doğrultusunda kendisine özel beslenme programı oluşturuyoruz. Fakat kemoterapi esnasında ilaçlarla etkileşim yaptığından örneğin greyfurt meyvesini istemiyoruz, greyfurt suyu. Çünkü ilaçlarla etkileşim yapabiliyor. Yine aynı şekilde nar suyu etkileşim yapabiliyor. Genelde kırmızı meyvelerin suları yapabiliyor fakat bu tamamen kullandığı ilaca, aldığı ilaçlara bağlı olarak kişiye göre de değişebiliyor. Peki Büşra Hocam, kanser savar besinlerde var mıdır? Bunlar nelerdir? Şimdi kanser savar besinlerden öncelikle evde pişirdiğimizde kükürtlü sebzeler olarak adlandırıyoruz ve evde piştiğinde genelde ev halkının çok sevmediği ve kokan besinler aslında bunlar. Nedir? Brokoli, yine karnabahar, lahana gibi pişirildiğinde evde birazcık daha kokmaya sebep veren sebzeler aslında beslenmemizde, günlük beslenmemizde özellikle sık sık yer vermemiz gerekiyor. Çünkü bunlar kansere karşı son derece bizi koruyan besinler. Diğer taraftan karotenoid dediğimiz aslında turuncumsu, kırmızımsı sebzeler. Bunlar nelerdir? Yine havuç, bal kabağı, tatlı patates, domates gibi bu sebzeleri günlük beslenmemizde mutlaka yer vermek gerekiyor. Diğer taraftan aslında hepimizin alışık olduğu ve ülkemizde de bol bulunmakta olan kuru bakliyatlar. Mutlaka kaliteli, güzel nohut, kuru fasulye, mercimek beslenmemizde haftanın 2-3 günü yer vermemiz gerekiyor. Diğer bir yandan da baharatlar aslında. Baharatça zengin bir ülkedeyiz ve çok güzel baharatlarımız var. Bunlardan da faydalanmak gerekiyor. Baharatlarımızı zerdeçal kullanabiliriz. Günlük beslenmemizde çok güzel kanser savar bir baharattır. Fakat zerdeçal sadece karabiberle işe yaradığı için birlikte yemekte yağ kavurma, yağ soğan kavurma işleme esnasında içerisine biraz koyabiliriz zerdeçal ve karabiberle birlikte. Bu arada kavurma derken soğanı çok fazla yakmayalım. Şöyle birkaç çevirdikten sonra direkt sebzeleri üzerine ekleyelim. Yine zencefilden yardım alabiliriz. Baharat konusunda bu da çok güzel bir şekilde kanser savar besindir. Yine vazgeçilmezimiz çay. Aslında çok güzel bir alışkanlığımız var bizim çay tüketmek. Bir besini biz sürekli tükettiğimizde aslında o besinden biz fayda alıyoruz. Yoksa ben bir besini bir defa yedim veya bir defa içtim, fayda göremedim diye değil. Sürekli çay tüketen bir millet, bir çok güzel bir toplum olduğumuz için yeşil çay ve siyah çay da gerçekten kansere karşı son derece koruyucu ve olmazsa olmazımız balık. Haftanın 3 günü mutlaka balık tüketmek gerekiyor. Eğer ki kendimizi kansere karşı korumak istiyorsak ve tabii ki yine sigara, alkol bunlardan da uzak durmak son derece önemli. Peki diyette sigaranın rolü nedir? Evet, kişiler genelde sigarayı bıraktım, kilo aldım gibi söylemlerde bize bulunabiliyorlar. Fakat burada kişi aslında o boşluğu doldurmak için sürekli eli farklı atıştırmalıklara gidebiliyor veya bir arayışta olabiliyor. Kişinin canı daha çok tatlı isteyebiliyor. Burada kuru yemişlerden yardım alabiliriz, leblebiden yardım alabiliriz. Yani çok güzel bir adım atmışken lütfen bunu tekrardan bu kötü alışkanlığı geri kazanmayın. Bu yüzden birlikte tekrar bu anlamda beslenme programı oluşturuyoruz ama o boşluğu doldurmak için yine minik ara öğünler yapabiliriz. Bol bol su içebiliriz ve o boşluğu aslında en güzel fiziksel aktivite, sevdiğiniz bir spor olabilir, yüzme olabilir, yaz da geliyor. Doldurduğunuzda aslında çok güzel bir adım atılmış olacaktır. Peki sigaranın cilde zararı var mıdır hocam? Tabii ki cilde de yani sigaranın tüm vücuda, tüm bedene zararı olduğu için gerek obezite gerek cilt her türlü maalesef ki zararı var. Lütfen eğer ki düşünüyorsanız bırakmayı bırakın. Çünkü ne kadar erken bu kararı verirseniz o kadar iyi. Peki gerçekten iştah kapattığı doğru mudur sigaranın? Biraz psikolojik olayla birlikte çünkü az önceki kişiler onu genelde kahve molası gibi düşündüğü için aslında ara öğün gibi düşünüyor ve o anlamda psikolojik etkisi bir tık olabiliyor. Bıraktığımız an zaten o boşluğu dolduracak farklı bir ara öğün bulduğumuzda daha keyifli hale geldiğini aslında anlıyor olacağız. Genelde şöyle bir söylenti vardır. Sigaranın
sigara ve çay ya da sigara ile kahve tükettiğim zaman iştahım kapanıyor. Hı-hı. Yemek hissim tamamen gidiyor. Hı-hı. Ne kadar zor. Aslında orada bir sıvı içecek içtiğimiz için biz o tokluk duygusunu hissediyoruz. Kişi genelde aslında aç değilim ama canım bir şeyler istiyor diyerekten de bize söyleyebiliyorlar. Bu anlamda kendinize aslında yeni yemek yediyseniz veya canınız böyle bir şeyler istiyorsa ama tam olarak tarif edemiyorsanız ne olduğunu, kocaman bir bardak su için ılık soğuk hiç fark etmez. Çünkü genelde ılık su mu sıcak su mu, nasıl su içelim diye de çok soru geliyor. Oda ısısında olması son derece önemli. Su için nasıl olduğu hiç fark etmez. Kocaman bir bardak su içelim o esnasında ve 5 dakika kadar bekleyip gerçekten acıktık mı yoksa sadece susuzluk muymuş bizim o hissimiz diye bir bakalım. Çünkü kişi gün içerisinde su içmeyi çok fazla unutuyor. Günlük yoğun tempodan, telaşından dolayı ve bir bardak su içtiğinde kendine geliyor, ferahlıyor. Hatta sabah kalkar kalkmaz şöyle kocaman bir bardakla suya güne başladığımızda daha ferah, daha fresh hissettiğimizi zaten görüyor olacağız. Ve genelde suya da 1-2 damla limon da damlatabilir miyiz? Eğer ki limonlu su zayıflatıcı etkisi var mı diye de çok bize soru geliyor. Maalesef öyle bir etki yok aslında. Çünkü kişiler genelde sabah çeşitli işte sirkeler, limonlu sular içebiliyor. Tam aksine bunu uzun vadede yaptığımızda ve çok uzun süre tükettiğimizde mideye rahatsızlık verebilir. Hele ki reflü veya gastrit gibi mide problemleriniz varsa, mide sorunlarınız varsa tam aksine tetikleyebilir. Bu yüzden limonlu su içebiliyorsanız ya da su içemiyorum işte aromalandırmam gerekiyor diyorsanız gün içerisinde tabii ki içebilirsiniz. C vitamini kaynağı sonuçta limon. Fakat ben zayıflıyım sabah limonlu su içeyim diye maalesef zayıflatıcı bir etkisi yok. Hatta içerisine biraz salatalık dilimleri, nane atabilirsiniz, elma atabilirsiniz. Böyle aromalandırdığınızda gün içerisinde farklı tat, farklı bir şey içiyormuşçasına geldiğinden aslında daha su içmek kolaylaşacaktır. Ve bir şey hocam, tabii yemekleri ve gıdaları pişirme tekniklerimiz var. Peki bu pişirme tekniklerinden izleyenlerimize önemli detaylar vereceğinizi düşünüyorum ben. Çünkü yemekleri pişirirken izleyenlerimiz nelere dikkat etsinler? Evet Esra Hanım, bize de birçok soru geliyor aslında doğru pişirme yöntemi nelerdir diye. Öncelikle en büyük yaptığımız hata kızartma. Derin yağlarda çok fazla kızartma yapılıyor. Özellikle yaz aylarında bunu daha çok görüyoruz. Bu yüzden kızartmadan ne kadar uzak kalırsak o kadar iyi. Özellikle patatesi kızarttığımızda patatesin etrafında akrilamit denilen bir madde oluşturuluyor. Bu madde kanserojen bir madde aslında ve sağlığımız için gerçekten riskli bir madde. Fırın patates yapabiliriz, yemeklerimizi fırında pişirebiliriz üzerine biraz yağ gezdirerek. Ama aynı lezzet olmuyor diyorlar. Doğru pişirdiysek fırında gerçekten daha bile lezzetli oluyor. Veya aslında en güzel pişirme yöntemi annelerimizin yaptığı tencere yemeği. Soğanın üzerine sebzeye koyup diğer malzemelerine koyup pişirdiğimizde aslında çok da güzel bir sağlıklı yemek oluyor. Soğanı uzun uzun kavurmak yerine çünkü zeytinyağında uzun süre soteleme, kavurma işlemi de yaptığımızda kanserojen madde ortaya çıkabiliyor. Birazcık çok az tüm sebzeyle birlikte kendi sebzenin suyuyla birlikte pişirmek çok daha sağlıklı hale geliyor. Bir de yaz geliyor, herkes mangal yapalım mı, nasıl mangal yapalım konusunda da düşünceler baş göstermekte. Mangalda da en önemli unsur aslında etin ateşe direkt temas etmemesi. Çünkü ateşe direkt temas etmek demek etin kömürleşmesi, o siyah görüntünün oluşması aslında ve burada da yine kanserojen maddenin oluştuğunun göstergesi. Bu yüzden ateşten biraz uzak, etin güzel pişmesi son derece önemli. İçi de çiğ kalmayacak şekilde, dışı da yanmayacak şekilde son derece önemli. Ama haşlamaya genelde tercih. Haşlama da yapabiliriz, buharda da yapabiliriz. Balık buğulama yapabiliriz örneğin işte kızartma mı yapmaktansa veya yine balıkları kızartmak yerine fırında çeşitli sebzelerle birlikte pişirmek aslında çok daha lezzet veriyor. Çünkü çeşitli sebzelerin sularını da balık içerisine çekiyor. Bu yüzden sadece haşlama yerine aslında fırını da tercih edersek veya
anne yemeği dediğimiz tencere yemeğini tercih edersek çok daha sağlıklı olmuş olur. Bir tencere yemeği demişken çok da uzaklaştığımız bir konuya temas Evet, edeyim evet. şu anda. Çünkü artık çocuklar genelde hep hazır yiyecekler yani ya da tercihlerini kullanıyorlar. Evet, Peki evet tencere Esra yemeği ile Hanım. ilgili mesaj verecek misiniz? Evet Esra Hanım, maalesef artık hepimiz anne yemeğinden, tencere yemeğinden, kendi yaptığımız yemekten uzaklaşır olduk. Biraz daha hazır yaşama, günlük yaşantının getirmiş olduğu telaşa kapılıp aslında birkaç noktadan hemen yiyeceğimizi alıp özellikle fast food zincirlerinden tüketir olduk. Bunlar da aslında obeziteye sebep oluyor. Çünkü çocuklarımızı da bu şekilde alıştırıyoruz ve çocuklarımız artık sebzeyi yer hale gelmiyor. Akşam sofraya oturduğumuzda eğer ki aile bireylerin içerisindeki bir kişi, anne veya baba veya abla, abi sebze yemiyorsa en küçük çocuk, aslında daha alışkanlığı yeni yeni edinmekte olan çocuk da sebze yemeği reddediyor veya çeşitli diğer yiyecekleri reddediyor. Bu yüzden bir yemek piştiğinde lütfen her aile bireyi bu yemekten tabağını alsın, sevmemesi hiç önemli değil. Sadece çocuktaki görüntü, evet annem de yiyor, babam da yiyor, ablam ve abim de yiyor mesajı vermek aslında burada. Ve çocuğa o şekilde bir alışkanlık kazandırdığımızda çocuk gelecek hayatında hem obeziteye karşı korunmuş olacak hem de çeşitli hastalıklara karşı korunmuş olacak. Ve çocukları lütfen bir başarısını kutlamak istediğimizde fast food zincirlerine değil de evde örneğin hamburgeri kendi köftemizle hazırladığımızda gönül rahatlığıyla çocuklarımıza yedirebiliriz. Veya çocuğun canı pizza çekiyorsa bunu kendimiz yaptığımızda en azından bilinir malzemelerle, kendimiz temiz yaptığımız, emin olduğumuz malzemelerle çok daha sağlıklı hale getiririz. Bu yüzden bunu ödül, ceza gibi düşünmeyerek, işte sen yüksek not alırsan seni şuraya, şu fast food zincirine götüreceğim veya cips veya çikolata alacağım yerine birlikte şuraya gidelim, şu sporu, şu aktiviteyi yapalım derseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Yani burada ebeveynlere büyük iş düşüyor. Büyük iş düşüyor anne ve babaya özellikle. Ve Büşra Hocam, tabii meyveler. Birçok izleyenimizin merak ettiği bir soru ve cevabı. Meyveler kilo aldırır mı? Peki gerçekten meyveler kilo aldırır mı? Evet Esra Hanım, meyveler kilo aldırır mı diye bana da çok soruluyor. Fakat meyveleri aslında neyi çok fazla yersek bize o kilo aldırır. Meyveler de hani masum zannederek bunu sınırsızca tüketmeyelim. Çünkü genelde evde babalarımız genelde bunu yapar. Akşam poşet poşet meyve taşır ve akşam onlar tüketilir hepsi. Kilosu hiç önemli olmaz. Fakat fazla tüketimi, evet, meyvede de kilo aldırabilir. Onu ara öğünlerimizde tercih edersek, yanında özellikle şeker hastalığımız varsa kuru yemişle birlikte tercih edersek çok daha sağlıklı olur. Eğer canımız tatlı istiyorsa meyveleri yoğurdun içerisine koyabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar da yulaf ekleyebiliriz. Biraz tarçın, birkaç kuru yemiş, ceviz olur, fındık olur, badem olur eklediğimizde çok da güzel aslında kendimize ara öğün olarak tatlı hazırlamış oluruz. Bu yüzden meyveleri sınırsızca yemek aslında yaptığımız minik bir belki hata olabilir. Aslında kilo veremiyorsanız bir türlü belki de çok çok fazla bir ürünü tüketiyor olabilirsiniz. Ve genelde meyve suyu mu, meyve mi diye çok soruluyor. Şöyle düşünün, bir portakal yediğimizde aslında hem posasını hem lifinden faydalanıyoruz. Hem vitaminlerinden, minerallerinden. Fakat bir bardak portakal suyu elde etmek için 4-5 adet portakalı sıkmak gerekiyor. Bu anlamda meyveyi meyve olarak yemek, yani kendisini yemek son derece önemli. Lifinden ve posasından faydalanmak adına. Özellikle kişinin konstipasyon dediğimiz kabızlık sorunu varsa sebzeleri ve meyveleri lifli seçmesi, posalı seçmesi son derece önemli ve bunların sularını değil de kendilerini tüketelim lütfen. Peki hangi yemeğiyle tok tutar? Meyvelerin aslında birlikte birleştirdiğimizde meyveleri daha da tok tutucu özelliği artıyor. Örneğin yoğurtla, peynirle veya ceviz fındıkla birleştirdiğimizde tok tutma özelliği artıyor. Özellikle yaz aylarında kavun karpuzla peynir çok meşhurdur. Aslında çok doğru yaptığımız bir şey bu. Yanında birkaç kuru yemiş eklediğinizde meyvelerin hem şeker hastalığınız varsa daha iyi geliyor, hem de tok tutucu özelliği de artmış oluyor. Peki üzüm tüketimi hocam?
Üzüm tüketebiliriz. Sadece meyvelerin porsiyonları önemli. Biz genelde şöyle yumruğumuzu herkes kendi sıktığında yumruğumuz kadar bir porsiyon meyve kabul ediyoruz. Tabii kişiye göre bu porsiyon miktarı değişiyor. 2 olabiliyor, 3, 4 belki daha fazla olabiliyor. Kişinin kilosuna, boyuna göre tabii ki. Fakat minik tanelerde üzüm gibi, kiraz gibi 12-15 adet yine değişebiliyor burada. Yani herkes kendi yumruğunu sıktığında bir yumruk kadar elma, portakal, işte 2 mandalina kadar, yani avucunuzun içine şu şekilde sığacak bir meyve kadar tükettiğimizde bu aslında bizim bir porsiyon, bir ara öğünlük meyvemiz olabiliyor. Yanında da bir bardak süt olabilir, tarçınlı süt belki seviyorsanız olabilir. Meyvelerin üzerine tarçın atabilirsiniz. Kuru yemişle de birlikte çok güzel ara öğün yapmış oluruz aslında. Bazı hastalıklarda da meyve tüketimini önermez doktorlar. Mesela böbrek hastalıkları, diyabet hastalıkları. Peki bu hastalarımıza ne önerirsiniz meyve olarak? Evet, özellikle çeşitli hastalıklarda tabii bakmak gerekiyor durumuna. Bazı meyveleri önerebiliyoruz, bazı sebzeleri önerebiliyoruz veya sebzeleri biraz haşlayıp suyunu döküp o şekilde yemek yapmalarını isteyebiliyoruz. Özellikle kişinin böbrek yetmezliği varsa yine bu kişiye bağlı olaraktan değişiyor kişinin hastalığına yönelik olarak da. Hastalığının değişikliğine göre de tabii ki öneriler sunabiliyoruz. Özellikle böbrek hastalığı çok özel bir konu olduğu için hastayla birlikte çok sık iletişimde olmak gerekiyor. Çünkü en ufak bir hata zaten daha da ileri seviyeye götürebilir. Bu yüzden eğer ki böbrek rahatsızlığınız varsa lütfen çeşitli diyetleri denemeyin. Çünkü çok özel beslenme gerektiriyor diyaliz hastalarında, böbrek hastalarında. Eğer ki böbrek rahatsızlığınız varsa ve kilo ile ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen bizlerden yardım alın bu konuda. Ve Büşra Hocam, şeker vazgeçilmezimiz. Tabii çayı şekerli içeriz, şekerli gıdalar tüketiriz. Ama şeker denildiği zaman da sanki esmer şeker daha uygunmuş gibi biraz daha esmer şekere yoğunlaşırız. Peki beyaz şeker mi önerirsiniz yoksa esmer şeker mi önerirsiniz? Evet Esra Hanım, genelde esmer şeker daha sağlıklı olarak algılanıyor ve günlük hayatta beyaz şekeri atıyoruz bir kenara, daha çok elimiz esmer şekerlere gidiyor. Fakat böyle bir algı son derece yanlış. Çünkü şeker şekerdir. Şekeri aslında hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle rafine, yapay şekeri. Bu yüzden esmer şeker mi, beyaz şeker mi? Beyaz şeker vitamin ve mineraller açısından esmer şeker bir tık daha önde bu anlamda. Fakat illaki kullanmak istiyorsak, bir tatlı yapacaksak yine az miktarda kullanarak esmer şekeri evet tercih edebiliriz. Fakat şeker şeker olarak iki yani ayrı kategorilere ayıramayız. Çünkü ikisinde de zararlı. O yüzden hayatımızdan çıkarmak son derece önemli bir adım olacaktır. Yine tatlandırıcı kullanabilir miyiz diye burada çok sorulan sorulardan biri. Yine tatlandırıcıyı da aslında onu da şeker olarak beyin o şekilde algıladığı için tatlandırıcıyı da kullanmamamız gerekiyor esasında. Yine canımız çok tatlı istediğinde tatlılarımızı meyvelerle süsleyebiliriz. Meyvelerin örneğin hurmanın özüyle yapabiliriz bunu. Bir şeylerin yerine farklı alternatifler kullandığımızda aslında şekere çok da ihtiyaç kalmadığını göreceksiniz. Çünkü örneğin kuru meyveler çok tatlı. Kuru kayısı, kuru hurma. 2 tane kuru hurma yediğinizde çayın veya kahvenin yanında o şeker tadını bastırdığınız için şekerli hiçbir şey insanın canı o an istemiyor. Fakat tabii bayramlarımız oluyor, seyranlarımız oluyor, tatlı yapmak istiyoruz. İlla ki tatlı yapacaksak evet esmer şeker bir tık daha mineral bakımından zengin olduğu için esmer şekeri kullanabiliriz. Fakat hazır paketli besinleri, yapay şekerli besinleri veya çok kremalı ürünleri hayatımızdan ne kadar çıkarırsak o kadar aslında obezite adına öne geçmiş oluruz. O kadar faydalı olur. Yani şeker tüketiminde sınırlı yapmamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle sınırlı tüketmemiz gerekiyor. Örneğin bir içecek içmek istediğimizde, asitli bir içecek içmek istediğimizde bunu ayda 1-2 defa olacak şekilde veya çok sevdiğimiz bir tatlıyı sütlü tatlılara ağırlık vererek haftada bir olacak şekilde aslında porsiyon kontrolünde yaptığımızda kilo almamış oluruz. Fakat her gün çok fazla miktarda yapay şeker tüketiyorsak bu son derece zararlı. Örneğin çayımızı aslında iki şekerden birini kesiyor olsak
başlayacağız kilo vermeye. Fakat biz her çaya günde 5 tane çay içiyorsak, 2 küp şeker atıyorsak 10 tane küp şeker yemiş oluyoruz aslında. Ben her zaman şöyle söylüyorum, o küp şekerleri elinize alın bakalım. 10 adet küp şekerini biz yiyebiliyor muyuz? Çıtır çıtır yiyebilir miyiz? Hayır, yiyemeyiz. Fakat biz bunları çayımızın içerisinde her gün içiyoruz. Bu yüzden ilk adım olarak çayımızdaki ve kahvelerimizdeki şekerleri kaldırdığımızda aslında kilo vermenin yavaş yavaş başladığını görüyor olacağız. Peki şerbet tüketimi hocam? Şerbet, evet, özellikle doğumlarda lohusa şerbeti, evet, içiyoruz. Fakat keyfi olarak canınız şerbet istediğinde bu da kilo yapmada son derece, evet, etken olabiliyor. Yine onu da sınırlı tüketeceğiz. Yine sınırlı, evet. Yani içeceklerimizde, sıvı içeceklerimizde tercihimiz ne olmalı? Sıvı içeceklerimizde öncelikle tabii ki su. Çünkü suyun yerine ne çay geçiyor ne kahve geçiyor. Bu da çok soruluyor. Çay kahve içsek su yerine geçer mi diye. Çay ve kahve su yerine geçmiyor. Tam aksine bunlar diüretik içecekler ve fazla içildiğinde çay ve kahve vücuttan su atıyorlar. Bu yüzden her bir bardak çay ve kahve içtiğinizde yanınızda bir bardak, kocaman bir bardak su bulundurun. Ve çay kahvenin ardından bir bardak suyu içiniz. Çünkü vücuttan fazla su atılımı olduğu için gün içerisinde bir bakıyoruz ki çok fazla su, çay ve kahve içtiğimiz için su içmek aklımıza gelmemiş aslında. Bu yüzden bol bol su ilk başta geliyor. İkinci olarak kendimizin yaptığı, o an taze sıktığı aslında meyve suları olabilir. Meyveyi meyve tüketmek olarak önemli demiştik. Fakat bazı durumlarda eğer ki canımız istiyorsa en azından hazır meyve suları yerine kendimizin sıkması son derece önemli olabilir. Eğer ki canımız asitli gazlı içecekler istiyorsa bunu da yine sınırlandırmak ayda bir iki defa ile son derece önemli. Ve hocam, şeker tüketimi dedik, ardından da aklımıza gelen tuz. Peki tuz tüketimini nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Tuza diyet esnasında ne kadar yer vereceğiz? Tuzun zararları nelerdir ve faydalarından bizlere bahseder misiniz? Evet, fazla tuz tükettiğimizde aslında sabah kalktığımızda ellerimiz ayaklarımız şiş olabiliyor. Özellikle kadınların sabah ben şiş gözüküyorum demesinin sebebi fazla tuz tükettiği için ödem probleminin oluşması. Diğer bir yandan ise fazla tuz tükettiğimizde hipertansiyon gibi hastalıklar gelişiyor olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiği aslında günlük 5-6 gram tuz. Yani şuradaki tuzluklarımdan bu az olana denk geliyor. Fakat bizim kullandığımız Türkiye olarak 18-20 gram tuz. Buradaki fark çok net. Fark etmeden günlük hayatımızda yemeğin tadına bakmadan da maalesef tuzluklar masada olduğu için hemen yemeğin üzerine dökebiliyoruz. Fakat önce bir yemeğin tadına bakalım, bir lezzetine bakalım. Ondan sonra ihtiyaç duyarsak tuzla elimize alıp ilave edelim. Ve yemek eğer ki çok fazla tuz atıyorsanız yemek yapma işlemi esnasında onu bir tık indirin. Örneğin 4-5 kişilik bir aile için şöyle öncelikle bir çay kaşığı tuz kadar atın. Eğer ki yemek yeme esnasında kişi ihtiyacı kadar tekrar üzerine ilave edebilir. Ve günlük hayatta aslında fark etmeden hazır paketli besinlerden de çok fazla tuz, özellikle ilave tuz alıyoruz biz. Bu yüzden hazır paketli krakerler, kekler, çikolatalar yerine kendimiz bu krakerleri, kekleri yaptığımızda aslında çok daha sağlıklı olacaktır. Yani çok fazla tuz tüketimine yaklaşmıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok fazla tuz çünkü yine hipertansiyon ve ödem problemine de sebep olabiliyor. Peki hiç tuz kullanmadığımız zaman neler yaşıyorsunuz? Yine vücudun tuza da ihtiyacı olabiliyor. Dediğimiz gibi günlük 5 gram tuz kadar aslında diyetimizde olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Hiç tuz kullanmamak da olmuyor. Çeşitli hastalıklara yine sebebiyet verebiliyor. Fazlasından sakınıp gerekli kadar aslında kullansak her şey için öyle. Gerektiği kadar yenildiğinde, ihtiyacımız olan kadar yedildiğinde aslında çok da sağlıklı olmuş olacağız. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Fazla yaptığımızda da israf oluyor. İsraf da istemiyoruz. Lütfen kişi kendi yiyebileceği kadar, tüketebileceği kadar ürünler alıp yaptığında aslında son derece obeziteyi de engellemiş olacak bu anlamda. Peki Büşra Hocam, light ürünleri tüketmek doğru mudur? Ne kadar tüketmeliyiz? Light ürünlerin öneminden de izleyenlerimize bahseder misiniz?
Esra Hanım, light ürünler hayatımızın birçok hayatını aslında kapladı. Çünkü genelde diyete girdiği zaman kişiler ben gideyim de light ürün reyonundan alayım veya çeşitli bisküvilerin, yoğurtların, sütlerin light olanını alıp tüketirsem istediğim kadar tüketebilirim ve bu bana kilo yapmaz algısı son derece ilerlemiş boyutta. Fakat burada çok büyük yanlış yapıyoruz. Light zannettiğimiz ürünlerin içerisinde aslında etiket okuma alışkanlığı kazanmadığımız için öncelikle etiket okuma alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. İçerisindeki yağ azaltılmış olsa bile şekeri arttırılmış oluyor veya tam tersi şekeri azaltılmış olsa bile yağ oranı arttırılmış oluyor. Bu yüzden light ürünler kilo yapabilir. Lütfen sütlerimizi, yoğurtlarımızı eğer ki kapta hastalıklarımızı örneğin mevcutsa yarım yağlı tüketmek yeterli. Diğer anlamda tam yağlı süt, tam yağlı yoğurtlar tükettiğimizde aman eyvah diyetim bozuldu mu gibi değil de bunlar son derece yeter ki yoğurdumuzu, sütümüzü tüketelim. Nasıl olduğu hiç fark etmez. Yarım yağlı, tam yağlı. Sadece light ürünleri, paketli light ürünleri sınırsızca yemeyelim bize kilo aldırmamaz düşüncesiyle. Büşra Hocam, hepimiz çikolata tüketmeyi çok severiz ve çikolata gördüğümüz zaman da mutlu oluruz. Peki, çikolata tüketiminde bir tane çikolatayı mı önerirsiniz yoksa çikolata tüketimi nasıl olur? Bize neler tavsiye edersiniz? Evet, çikolata hepimizin vazgeçemedi aslında. Diyete başlarken özellikle bana da danışanlarımın çok fazla sordu. Hocam şimdi çikolata yazacak mısınız diye. Evet, diyette çikolata da yeniliyor. Özellikle kakao oranı yüksek olan çikolataları istiyoruz biz. Hem antioksidan açısından da zengin ve aslında çikolata kalp damar rahatsızlıkta, kalp damar için de faydalı. Fakat burada %60 ve üzeri kakao oranı tercih edersek bitter çikolata özellikle bu anlamda çok daha sağlıklı olur. Çünkü diğer çikolata çeşitlerinde yağ oranı fazla oluyor. Örneğin beyaz çikolatada yağ oranı o kadar fazla ki aslında yağ yemiş oluyoruz. %60 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatayı tercih ettiğimizde ara öğünde kahvenin yanında keyifli hale getirmiş oluyoruz. Veya tatlılarınızı bitter çikolata ile tercih ettiğinizde çok daha sağlıklı hale geliyor. Öneriyorsunuz. Evet, öneriyoruz. Tabii ki yine porsiyon miktarına dikkat. 2 kare kadar kahvenizin yanına tüketebilirsiniz. Fakat kocaman bir çikolatayı her gün, her öğün tüketmemek gerekiyor. Peki hocam, kol asitli içecek tüketimi neden Evet. zararlı? Asitli içecek yine içerisinde çok fazla şeker içerdiğinden dolayı aslında bir bardak asitli içecek de yine 7-8 küp kadar şeker içerebiliyor. Bu yüzden bunu yine vücudumuza aldığımız için direkt özellikle bel çevrenizde yağlanma varsa sebebi bu olabilir. Neden benim karın çevremde yağlanma mevcut, neden gitmiyor diyet yaptığım halde diye soruyorsanız aslında sebebi yapay şeker olabilir. Eklenti şekerler her zaman karın yağlanması yaptığı için aslında asitli içecekler çok seviyorsak ayda bir iki defa beslenmemizde yer verebiliriz. Fakat onun yerine alternatif bir şeyler bulmak veya kendimizin hazırlayabileceği şeyler yapmak daha sağlıklı olur. Türkler de çok sık tüketiyor asitli içecek. Bir hamburger, yanında mutlaka bir asitli içecek Evet, içiyorlar. evet, Ya evet. gerçi tabii bu da çocukların sağlıksız bir yaşam standardına sebep oluyor. Evet, burada aslında yine aileye çok büyük rol düşüyor. Çünkü hamburgerin yanında ayran tükettirsek çok daha sağlıklı olacak. Fakat biz onu kendimiz aslında içerek örnek oluyoruz. Çünkü kendimiz ne yaparsak çocuklar da onu rol model olarak örnek aldığı için kendileri de onu yapıyor. Hiç tanıştırmadığımız vakitte zaten çocuk bunun ne olduğunu bilmediği için içmiyor olacak. Bu yüzden çocuklara bir şeyi ne kadar geç aşılarsak zararlı anlamda çok daha iyi olacak. Örneğin asitli içeceklerle ne kadar geç tanışırsa veya şekerle ne kadar geç tanışırsa o kadar aslında iyi bir şey yapmış olacak gelecekteki obezitenin engellenmesi adına. Peki Büşra Hocam, son olarak ekranları başında bizleri izleyen Sivas Radyo Televizyonu izleyenlerimize bir günlük beslenme programı, bir günlük beslenme planı nasıl çizersiniz? Evet Esra Hanım, öncelikle sabah kalktık mutlaka kocaman bir bardak su içiyoruz. Ardından kahvaltıyı atlamıyoruz. Çünkü kahvaltı günün en önemli öğünü ve kahvaltıyı atladığımızda
bir iki saat sonrasında şekerimiz düşüyor, sinirleniyoruz, yolda geriliyoruz, baş dönmemiz veya baş ağrılarımız başlıyor. En önemli öğün kahvaltı. Kahvaltımızı yapıyoruz, o şekilde evden çıkıyoruz ve kahvaltı yaptığımızda göreceksiniz ki hem iş yerinde hem okullarda çok daha verimli, çok daha başarılı olacağız. Kahvaltıda tam buğday ekmeğimizi tüketelim, eğer herhangi bir hastalığımız yoksa yine peynirimizi, yumurtamızı, mevsimine göre sebzelerimizi, yeşillik olabilir. Yine çayımızı tükettikten sonra artık yola koyulabiliriz. 2 saat sonrasında bir tane ara öğün, bir porsiyon meyve, az önce söylediğimiz gibi şöyle bir elmanın yanında 2 tane ceviz tüketebiliriz. Öğlen yemeğine geldiğimizde öğle yemeğinde yine önden çorba tercih edebilirsiniz. Sebze yemeği veya et, tavuk, balık tercih edebilirsiniz. Yanında ayran olabilir, yoğurt olabilir. Yine bir dilim kadar, bir iki dilim kadar tam buğday ekmeği olabilir. Yine bu porsiyonlar tabii kişiye göre değişiyor. Bir sonraki ara öğünde örneğin yoğurdun içerisinde canınız çok tatlı istiyorsa yulaf koyabilirsiniz, tarçın koyabilirsiniz. Belki biraz bitter çikolata rendeleyebilirsiniz, meyve doğrayabilirsiniz, kuru meyvelerle özellikle. Öyle bir tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ben genelde yoğurdun içerisine nar koyarak bu tatlı ihtiyacımı gideriyorum. Yine akşam yemeğinde öğlen sebze yemeği tercih ettiysek, et, tavuk, balık tercih edersek protein kaynağı anlamında çok daha faydalı olur. Veya örneğin etli sebze yemekleri, kıymalı sebze yemekleri veya yumurtayı sebzenin içerisine kırabilirsiniz. Örneğin yumurtalı, ıspanak gibi veya kuru bakliyatlarla birlikte sebzeleri birleştirebilirsiniz. Örneğin haşlanmış nohutu hiç pırasanın içerisinde denediniz mi? Çok sağlıklı, hem de çok da lezzetli oluyor. Gece yatmadan da bir bardak kadar tarçınlı süt tercih edebilirsiniz. Veya bitki çayının yanında yine kuru yemiş, ceviz, fındık, badem tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde meyvenizi tüketmediyseniz genelde akşam meyve saati oluyor. Meyvenizi o saatte tüketebilirsiniz. Yani yatmadan 2-2,5 saat öncesinde aslında bizim yeme işlemimizi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü 5'ten sonra bir şey yiyelim mi, 7'den sonra bir şey yiyelim mi diye sorular çok geliyor. Yatmadan 2-2,5 saat öncesinde son yeme işlemimizi bitirip o şekilde uykuya dalmak hem sindirim sağlığımız için hem de kilo alıp verme dengesi için son derece önemli. Evet sevgili Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, bu haftada Serhat Ekranları'nda Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Önemli konulara değindik çünkü bugünkü konumuz çok önemliydi. Beslenmeydi, diyetti. Bir gün nasıl beslenebiliriz, obeziteden nasıl korunabiliriz ve vücudumuzu nasıl sağlıklı bir hayat içerisinde yaşantımızı sürdürebiliriz? Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını diyetisyenimiz Büşra Çengel'den dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve Şifa Kapısı programından ayrılmayın diyoruz. Çünkü her hafta çok önemli konuları ele alıyoruz ve bu hafta olduğu gibi sağlıklı bir yaşam nereden başlıyor? Tabii ki sağlıklı beslenmeden başlıyor. Tekrar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Şifa Kapısı programı izleyenlerimize SRT ekranlarından ayrılmamanız ümidiyle hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.